büyük takım hocalığı bir huydur, huy. Demiş ya şair, mavi bir renk değil, bir huydur bende demiş. Ben diyorum ki büyük takım hocalığı, büyük işleri yönetebilecek, büyük adamlık huy meselesidir. İnsanın içinde olur diyorsun. Böyle kafan istifamlarla doluyken, onu da öyle bilmem, çok güzel anlatıyoruz. Sinüs kosinüs diyor ya Rıdvan Hoca. Hı hı. Ondan da öyle yapıyor. Yani sürekli tedbir düşünürsen, olmaz ya. Zico taktik açıdan, taktik bilgisi konusunda Fenerbahçe tarihine gelmiş en kötü teknik direktörlerden bir tanesiydi. Bir daha söylüyorum. Arthur Zico taktik bilgisi açısından Fenerbahçe başına gelmiş en kötü teknik direktörlerden bir tanesiydi. Tarihin en büyük 3 futbolcusundan biri. Luis Aragonés taktik bilgisi konusu açısından Fenerbahçe'nin başına gelmiş tarihinin en büyük 3 hocasından bir tanesiydi. Her şeyi oyun adamına, her şeyi oyun. Ama bir takıma uyum meselesi vardır. Bir de winner var. Huy. Diyorum ya huy. Kazanan olmak değil mi? Büyük olmak. Chelsea maçından evvel kapıya tekmeyle girip beyler 5 maç kaldı. Tahtaya böyle tak diye vurup tahtayı düşürmek huy meselesidir. Zico. Neye 5 maç kaldı ya? Şampiyonlar 5 maç kaldı diyor. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyor adam. Takımda Colin Kazım Richards, Deniz Barış, Önder Turaj oynuyor. Wederson sol ön oyuncusu. Anlatabiliyor muyum? Bu bir huy meselesi, huy. Barcelona'dan başka her takımı yeneriz kardeşimiz diyor. Biraz Barcelona bizden iyi. Ondan başka bizden iyi. Biz de buyuz yani. İşte o zaman o takımla bir yere gidiyorsun. Beşiktaş'ı yenmemiz gerekiyorsa deplasmanda yeneriz diyor adam. Gidiyorsun, yeniyorsun. Zico olmak kolay değil tabii. Ha, taktik açıdan geri eksik. Ya böyle oyuncu mu değiştirilir? İşte böyle mi yapsalıyız? Ya şu adamı bir tutsana filan. Tamam. Tamam. Chelsea deplasmanında Selçuk Şahin'le başlamalısın Maldonado yerine. Çünkü hesap etmelisin. İşte adamlarda uzun boylu daha fazla oyuncu var. Kafadan, duran toptan kafa golü yerim. Selçuk hiç olmazsa kafa vurabilir. Bunlara hesap var. Bunlar taktik şeyler. Yardımcı antrenör de önemli orada. Büyük takım hocalığı bir huydur. Aykut Kocaman mükemmel bir futbolcuydu. Sen de iyi bilirsin. Gerçekten harika, olağanüstü bir futbolcuydu. Müthiş bir yetenekti. Ama o takımda da hep hiçbir zaman o takımlarındaki birinci adam değildi.